Peş peşe gelen zamlar vatandaşı pişman etti. Biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik. Peş peşe gelen zamların ardından öz eleştiri yaparak pişmanlığını dile getiren bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kayseri'de yapılan bir sokak röportajında vatandaşın yaptığı öz eleştiri sosyal medyada gündem oldu. Zamların vatandaşın cebinde ve ruhunda yarattığı tahribatı açıkça ortaya koyan Kayserili vatandaş, namazını kılarken dahi kart borcunu ve geçim derdini düşünmekten kendini alıkoyamadığını ifade etti. Kayseradar isimli kanalının sokak röportajında konuşan vatandaş, namaza duruyorum ne okuduğumu ben de bilmiyorum. Borçları, kredi kartlarını düşünmekten. Ama biz bunu hak ettik dedi. Biz bunu oy vererek hak ettik. Zamların ardından yaşadığı geçim derdini anlatmaya devam eden Kayserili vatandaş, biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik, sözleriyle çarpıcı bir öz eleştiri yaparak pişmanlığını dile getirdi. Vatandaşın röportajdaki ifadeleri şu şekilde. Namaza duruyorum ne okuduğumu ben de bilmiyorum. Borçları, kredi kartlarını düşünmekten. Ama biz bunu hak ettik, oy vererek hak ettik. Başka bir röportajda 4 dairesi olup mutlu olmayan adam açıkladı. Hiçbir şeyi olmayıp şükredenlere isyan etti. İstanbul'da sokak röportajına konuşan bir vatandaş, 4 tane evim var mutlu değilim. Adam sokaktan çöp topluyor Allah'a şükür deyip susuyor. Geberin, diyerek isyan etti. İstanbul'da sokak röportajına konuşan bir vatandaş kendisine ülkenin genel durumu sorulunca söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaş, millet kafayı yemiş. 4 tane evim var mutlu değilim. Adam sokaktan çöp topluyor Allah'a şükür deyip susuyor. Ben onlara geberin diyorum. Kızım Beşiktaş'ta futbolcu, oğlum mankenlik yapıyor ama yine de mutlu değilim. Çünkü halk mutlu değil. Burası böyle bir memleket. Ben istiyorum ki benim param varsa senin de olsun, herkesin olsun. Sadece kendini düşünemezsin bu hayatta. Ben mutluysam senin de mutlu olman lazım, sözlerini sarf etti. Erdoğan geldiği zaman dolar 1 lira 300 kuruştu, şimdi 25 küsür lira, ülke gitişçe kötüye gidiyor. Erdoğan geldiği zaman dolar 1 lira 300 kuruştu. O zamanlar Erdoğan doları 1 lira yapacağını söyledi. Dolar şu an 25 küsür lira, anladın mı, diyerek röportajı sonlandırdı. Diğer yandan Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nı işaret etti. Fiyat pahalılığı çıldırtıcı seviyelere çıkacak. Profesör Doktor Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmediğini belirterek, maalesef, enflasyon rekor hızda devam edecek. Maalesef, alım gücümüz düştü, daha da düşecek. Maalesef, orta gelir grubu iyice silinecek dedi. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, hayat pahalılığının çıldırtıcı seviyelere geleceğini öngördüğünü belirtti. Enflasyondaki artışın devam edeceğini söyleyen Demirtaş, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmediğini kaydedip yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Maalesef, enflasyon rekor hızda devam edecek. Maalesef, Merkez Bankası enflasyon ile mücadele etmiyor. Maalesef, alım gücümüz düştü, daha da düşecek. Maalesef, orta gelir grubu iyice silinecek. Maalesef, dolaylı vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da baskılayacak. Maalesef, fiyat pahalılığı çıldırtıcı seviyelere çıkacak. Çok ama çok üzgünüm. Türkiye'yi çok seviyorum. Bu kötü günleri atlatabilmemizi dilerim.